donmuş. Hattat madeninde şu kadar ölü. Bu buna seviniyorlar mı? Üzülüyorlar mı? Ha, hala bunu anlayabilmiş değilim. O kadar abiler kaybettik. O kadar canlar kaybettik ve bunların hiçbir zaman kıymeti olmadı. Hiçbir zaman da değeri olmadı. Madenci, biliyorum ki şunu anladım ben 6 aydan beri. Madencinin hiçbir hakkı yok, hiçbir değeri yok. Ama ki çok merak ediyorum. Huzurlu ekmek yiyebiliyorlar mı? Onların çoluğu çocuğu hiç... Bir dakika. Onların çoluğu çocuğu bir güne bir gün düşünmüşler mi ki bu ay biz borcumuzu ödeyebileceğiz mi? Bunun ne demek olduğunu bilmedikleri için anlayamazlar. Her ay ben çocuğumun ihtiyacını giderebileceğim mi? Çocuğumun istediğini alabileceğim mi? Alışverişimi yapabileceğim mi diye düşünüyorum. Merak ediyorum. Onlar hiç düşünmüşler mi ki? Onlar düşünmüşler. Bunları düşünmüş olsaydılar bu madencinin değeri olurdu. İşte ablacığım. Madenci orada oynamıyor. Madenci orada çalışıyor. Alnının aklıyla çalışıyor. İşte biz bunlardan ders çıkaracağız. Benim eşim 1 milyar maaş getiriyor ama alnının aklıyla getiriyor. Benim eşim onu çalmıyor. Ve benim eşimin bu kadar kıymeti yoksa, bu kadar değeri yoksa tamam kapatsın burayı. Kapatsın. Tüm madenleri kapatsın. En büyüğümüze, Hatta'da ona saygı gösteriyorum. 3 aydır Allah razı olsun ona dua ediyorum. Mevlam ona hayırlı kapılar açsın, o da eşlerimize hayırlı kapılar açsın diye dua ediyorum. Ona hayırlı kapı olmayınca bize de hayırlı kapı olmayacak. Onun sayesinde 9 senedir ekmek yiyorum ben. Ve buradaki tüm insanlar onun sayesinde, o burayı açmasaydı biz belki daha bilmem nerelerdeydik. Biz onun hakkını ödeyemeyiz ama azıcık o da bize değer versin. Biz onun verdiğiyle yetindik 9 senedir. 9 senedir onun verdiğiyle yetindik. Ama biz yine bir milyar oh demedik yani. 1 milyar onların çerez parası. Ama o 1 milyarla biz çocuğumuzun ihtiyaçlarını, evimizin alışverişimizi, kredi kartlarımızı ve kredilerimizi ödüyoruz. Ödeyebildiğimizi ödüyoruz, ödeyemediğimizi sakaya bırakıyoruz. Bunun ne olduğunu anlasınlar. Ne olursunuz bizim sesimizi duysunlar. Gitmeyin. Benim eşim oradan ne zaman çıkarsa ben çocuklarımın yanına öyle gideceğim. İki çocuğum dünden beri ne babasını gördü ne beni gördü. Madenciler günü varmış. Madenciler günü varmış. Nasıl kutlandık acaba? Nasıl kutlamışlar bir sorar mısınız? Yani bize bunun bir cevabını versin. İşte madencinin değeri olmadığını buradan size söylüyorum. Oradan anlayabilirsin. Hadi yer altındaki adamları bıraktım. Madenciler hiç belki hatırlanmadı bile. Madenci kim ya? Kim madenci? Kömürü çıkartsın, ne yaparsa yapsın. O kadar. Aa, ama bir flaş haber oldu mu? 18 madenci ölü. O zaman flaş. Tamam. Ama bu 3 gün bak, 3 gün haberlerde yani. Onun ailesiymiş, çoluğumuş, çocuğumuş. Ne yaparsa yapsın, ne yerse yersin. Kimin umurunda? Selam. Hoş geldiniz. Niye bekliyorum? Oğlum çalışıyor. Ben yetkililere sesleniyorum. Cumhurbaşkanına, başbakana, milletvekillerine. Bu zavallı vatandaşları ekmeğini niye yapıyor? Şeyler kimi, bunlar da az susuz mu gelsin? Getirdi yabancı ülkeden doldurdu, onlara yediriyor. Bunlar burada nereye gidecekler? Hepsi gurbet uşağı gelmiş, burada bir lokma ekmek bulmuş, yiyor. Çoğu madenden korkuyor. Emmiyor bizim çocuklarımız da. Çırpınıyor ki maden kapanmasın. Yetkili kardeşlerim, büyüklerim, gelin bu çocuğun ekmeğini, bu garibenlerin ekmeğini elinden almayın. Daha ne diyeyim oğlum? Benim de bir oğlum var, gelinim var, çocuğum var, torunum var. Bu ne yiyecekler? Aa, ben de öldüm, gelmişim 60 yaşına. Bu vatandaşlar, bu garibe, neçelerin parası yok, pulu yok. Gelmiş hepsi bir yerden, gurbetten. Nasıl bir şeyde hemen şu oldu, birisinin çocuğu öldü de yırtık ayakkabısını çekiyorlar. Evet, İşte bunlar da vatandaşlar, öyle vatandaşlar. Yırtık ayakkabı giyen babaların oğulları bunlar. Burada madende dedeleri çalışıp da kırzoda ölenlerin torunları bunlar. Niye böyle yapıyorlar? Biraz seslensinler. Biraz buraya baksınlar. Ne yapalım biz burada? Herkes gelmiş bak çelinin çocuğunu burada. Ben akşam saat 6'ya kadar çocuğumu bekledim burada ki yer altında az susuz duruyor. Bir milletvekilinin, bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının çocuğu yok burada. Hep mazlum insanların çeli çocuğu burada. Bunların da ekmeğini elinden alan da bunlar ne yapacaklar?
Hepsi burada dedelerinin toprağında. Herkes gurbet elden gelmişler. Ne yapalım? Ne diyelim ki kardeşim? Biz bir cahil insanlar. Gelmişik buraya, onu da bir lokma ekmek yiyorduk, onu da elimizden alıyorlar. Yetkililere duyurursunlar bunu yani. Yetkililere sesleniyorum ben buradan. Biz 60 yaşında kadın, biz burada ne işimiz olur? Neden? Elimizle, çocuğumuzla geldik burada. Sabah da akşam, sabah da yağmurun altında ne gerekir biz burada durmaya? Herkesin yeri var, yurdu var. Onların çeli çocuğu tatile çıkıyor. Burada bir hemada 500 milyona çalışan çocuklar ekmek götürüyorum diye tatil bilmezler. Bunlar insan değil mi? Bu mazlumlar insan değil mi? Herkes insandır. Ama burayı düşünen yok. Niye kapatıyorlar? Gelsinler. Herkes buraya bir sahip çıksın. Kendili batır dile. Böyle olmaz. Baban nerede? İş yerinde. He? İş yerinde. İş yerinde. Ocakta mı? Artık konuştunlar. Çıkmasın babam işten de. Dedim ya. Babam çıktı. Babam çıkmayıp bir acık taş edin. Her şey yapmış. Bak yine ocaktan babam çıkarmayacaklar şimdi. Ne? Ocaktan çıkmayacak abi ya. Ocaktan çıkarmayacaklar. Baban gelsin mi? İstiyor musun babanı buraya? Tabii isteyelim. Özledin mi babana? Konuş, konuş, kafanı sarma. Hemen konuş.